Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba. Şu indiğim arabaya bakın. Evet, bu bir polis arabası. Ve bugün polis arabalarını yakından tanıyacağız. Aa, şuna bakın. Bu bir polis arabası. Birlikte polis arabasının parçalarına bakalım mı? Evet, hadi. Oo, şu tepe lambasına bakın. Kırmızı bir ışık ve mavi bir ışık var. Işıklardan bahsetmişken. Oo! Şu spot lambasına bakın. Oo! Oo! Çok parlak. Oo! Polis arabasının önüne bakalım. Burada demir bir tamponu var. Bozulan araçları yolun diğer tarafına itmek için kullanılıyor. Altındaysa bir hoparlörü var. Dinleyin. Bu harikaydı. Şimdi en sevdiğim tarafa geçelim. Aracın motoru. Araba tüm gücünü buradan alıyor. Ve yağ. Birlikte yağ kontrol edelim mi? Alerji mevsimi. Pekala. Bakın. Evet. Yağ yeterli görünüyor. Şimdi çubuğu yerine koyalım ve kaputu kapatalım ve arkaya geçelim. Şuraya bakın. Lastik ve jantlar. Bir de şuna bakın. İki kelime. İlk kelime Olimpia. O-L-Y-M-P-I-A. Ve ikinci kelimemiz polisi. P-O-L-I-S-I. Olimpia polisi. Ve son olarak bagaj. Burada havalı şeyler var. Vay canına. İşaret fişeği. Hız ölçüm radarı. Ve trafik konileri, ikaz bandı, bunu size sonra göstereceğim. Ama şimdi dans zamanı. Birlikte polis aracının içine bakalım mı? Hadi gelin. Ay canına. Şimdi aracın içindeyiz. Şuna bakın. Şu düğmeyi görüyor musunuz? Bunu sağa doğru iteceğim. Işıklar yanıyor. Bakın. Vay canına. Çok parlaklar. Pekala. Şimdi ışıkları kapatacağım. Evet, kapattım. Şuna bakın. Gördünüz mü? Işığı açtım.
Spot ışıklarını görüyor musunuz? Oo! Pekala. Hadi kapatalım. Bakalım başka ne varmış? Oo! Direksiyon! Oo! Ve oo! Megafon. Merhaba, merhaba. Sizi görüyorum. Ben Blippi. Çok komik. Ve gürültü ve seslerden bahsetmişken şuna bakın. Burada bir tuş var. Dinleyin. Evet, bu siren. Oo! Ve bir bilgisayar. Evet. Uhuu. Çok havalı. Blippi polis arabası şarkısı çalıyor. Pekala. Ve burada size göstereceğim başka şeyler de var. Kapıyı kapatalım. İşte böyle. Buraya gelin. Evet, işte bu bir devriye çantası. İçinde bir sürü havalı alet var. Örneğin, bir dürbün. Vay canına, çok uzağa görebiliyorum. Hey! Pekala, bunları kutuya koyalım. Peluş bir gergedan. Bir fotoğraf makinesi. El feneri. Merhaba. Merhaba. Böylece karanlıkta görebiliriz. İlk yardım kiti. Ve kelepçe. Çok havalı. Kelepçeleri severim. Pekala. Hadi deneyelim. Şimdi taktım, bakın. Bunu çıkartamam, tamam mı? Ama neyse ki elimde kelepçe anahtarları var. Şimdi açalım. Döndürüyoruz. İşte çıkarttım. Sihir gibi. Yerine koyalım. Ve son olarak her polis memurunun bir güneş gözlüğü olmalı. Evet, işte bu. Bakalım. Evet. Şimdi bir polis memuru gibi oldum. Şuna bakın. Şüphelileri işte buraya alıyoruz. Vay canına. Kapının bir kolu bile yok. Ve koltuklar plastik ve çok rahatsız. Burada olmayı sevmedim. Yetişkinler için çocuk kilidi gibi şeyler de yok. Bakın. Merhaba. Bu bir hız ölçüm radarı. Bu cihazdan çıkan lazeri bir araca tuttuğumda ne kadar hızlı gittiğini görebiliyorum. Şu anda bir sokağın köşesinde hız yapanlara bakıyoruz. Biri geliyor. Çok hızlı gidiyor. Hadi onu yakalayalım. Merhaba memur bey. Hızınız hakkında konuşmamız gerek. Affedersiniz, ne diyebilirim ki? Biraz abarttım. Size bu seferlik bir uyarı vereceğim. Herkese güvende tutmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Bu arada bu adamı arıyoruz, gördünüz mü? Hayır. Görünüşe göre adam gözlük takıyormuş. Ben takmıyorum. Haklısınız, bunu alabilirsiniz. Görürseniz tamam. Bizi arayın lütfen. Tamam. Dikkatli gidin. Çok teşekkür Hoşça ederim. Kalın. Bu kez ucuz kurtuldum.
Merhaba. Hey. Hadi arabanın bagajında neler olduğuna biraz daha yakından bakalım. Hey. Oo. Bakın. Burada bir polis memuru şapkamız var. Oo. Evet ve evet. İşte bir güvenlik yeleği. Oo. Rengi de parlak sarı. Şuna bakın. Oo. Pekala. Güzel ve parlak sarı renkli bir güvenlik yeleği. Nasıl görünüyorum? Evet. Şapkamı da taktım. Ve oo. Bakın. 4 turuncu trafik konisi. 1 2 3 4. Tamam. Oo. Bakın. Bir işaret fişeği. Vay canına. Bunu cebime koyayım. Ve yol kapanı. Bunu yere koyalım ve bagajı kapatalım. Tamam. İlk olarak bunu açıyoruz. Yol kapanı. Yakından bakın. Vay canına. Şuna bakın. Oo. Çok keskinler. Pekala. Bunu buraya alalım. Bunu da kenara alalım. Tamam. Hazır mısınız? Şunu izleyin. Tamam. Şimdi polis arabası için bu trafik konilerini dizeceğiz. Polis arabası da buraya geçilmediğinden emin olacak. Çünkü bunlar çok keskin. Peki. Evet, 4 trafik konisini çıkaralım ve birini buraya koyalım. Gelin. Ve ikincisini de buraya koyalım. Tamam mı? 1, 2. Ve üçüncüsünü buraya koyalım. 1, 2, 3. Bir tane daha var. Hadi gelin. Tamam. Buraya ne dersiniz? Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3, 4. Aa! Neredeyse unutuyordum. En sevdiğim kısma geldik. Oo! Tamam. Bu İşaret fişeği. Bu bir oyuncak değil. Çocuklara göre değil. İşte başlıyoruz. Vay canına. Evet. Buraya bırakalım. Ve işe başlayalım. Kapanın hemen yanından geçti. Harika. Polis araçlarını sizlerle öğrenmek çok eğlenceliydi. Şimdi sıra polis arabası şarkısında. Işıkları var. Işığı gören arabalar çekilir yoldan. Polisler, polisler, polisler. Polislerin arabaları
içlerinde bir bilgisayar bile vardır. Bazen de bir köpek yardıma koşar. Onun da bunun için eğitimi var. Polisler, polisler, polisler. Biri zor durumdaysa ya da yaralanmışsa ya da acil bir durum varsa ararsın polisi, hemen gelir biri hızlıca. Sizlerle polis arabası şarkısını söylemek ve dans etmek çok ama çok eğlenceliydi. Hey, size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Sizler çok özelsiniz. Siz harika çocuklarsınız. Dünyamıza yapacağınız muhteşem şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum. Dünyayı daha güzel bir hale getirip insanlara yardım edeceksiniz. Ve son olarak arkadaşım olduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim artık gitmem gerekiyor. Ama beni daha çok görmek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, adımı yazın yeter. Adımı biliyorsunuz değil mi? Evet, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, bu benim adım. Harika. Sonra görüşürüz. Güle güle. Hey, bilin bakalım neredeyiz? Bugün Florida'daki Glazer Çocuk Müzesi'ndeyiz. Çok eğlenceli olacak. Hadi gidelim. Şu odaya bakın. Oynayabileceğimiz bir sürü şey var. Sudaki oyuncaklara bakın. Oo, hey, şuna bakın. Bu bir yük vinci. Evet. Bu tuşa basınca vinç, yükleri körfezin karşısına taşıyor. Tıpkı gerçek hayattaki gibi. Hoşça kalın yükler. Oo, şuna bakın. Bu bir asma köprü. Evet. Burada toplar var. Topları boruya atıyorsunuz. Bakın. Vay canına. Toplar yolun sonuna kadar gittiler. Tıpkı bir araba gibi. Şu oyuncaklara bakın. Sarı bir oyuncak. Mavi bir top. Yeşil ve sarı bir tekne. Ve bir balık. Balıkları severim. Balık hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin. Bakın, bir dalgıç. Maskesini ve dalış tüpünü takalım. Dalış tüpü suyun altında nefes almasını sağlıyor. İşte böyle. Çok eğlenceli görünüyor. Eğlenceden bahsetmişken şuna bir bakın. Yarısı suda olan bir çark bu. Ve bu şekilde çevirdiğimiz zaman suyu yukarı taşıyor. Ve su tepeye ulaştığında borudan akıyor ve çarkı döndürüyor. Vay canına, burası çok eğlenceli. Bu da nedir böyle?
Ha, burada bir düğme var. Peki düğmeye basınca ne oluyor? Ha, vay canına. Sanırım bir pompayı çalıştırıyorum. Evet, 3, 2, 1. Pekala, bakalım başka neler var. Oo, bir asma köprü maketi daha. Bir de şuna bakın. Bir oyuncak araba. Vun 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 vun. Şimdi yarışma zamanı. Geri sayım başlasın. 3, 2, 1. Evet. İşte gidiyoruz. Evet, başardık. Hadi gidelim. Evet, bu bir teleskop. Vay canına. Oho. Oo. Oo. Burada ne var böyle? Bu bir yolcu gemisi simülatörü. Wii 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 wii. İleri, geri. Wii 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 wii. Tu. Tu tu. Çok güzel. Bakın, burada kum da var. Oo. Ve bir sürü kum oyuncağı var. Hadi kamyonu dolduralım. Yakından bakın. Tamam. Bunu dökecek bir yer bulalım. Buradan aşağı iniyor ve bunları döndürüyor. Vay canına. Bu kum havuzu çok eğlenceli. Aa, burada bir çıpa var gibi. Bir hazine kazmamız gerekecek. Oo, tekneye bağlı olan çıpalar gibi. Bunu tekneden suya attığınızda okyanusun dibine iner ve teknenin okyanusun ortasında sabit bir şekilde durmasını sağlar. Evet, çok güzel. Sonra da dünya müziği sergisine gittim. Baksanıza, davullara çok sert vurdu. Sonra davullara çok hafifçe vurdu. Sonra yine davullarımıza çok sert vurduk. Vay canına, bir süpermarket. Hadi biraz alışveriş yapalım. Önce bir alışveriş arabası alıyoruz. Vuv! Oo, işte gidiyoruz. Acaba ne alsak? Kahvaltılık gevrek alalım. Ve öğle yemeği için de lazanya alalım. Nefis, lazanyaya bayılırım. Ve tarçınlı kraker. Oh. Ve tatlı olarak da dondurma külahları. Oo, evet. Biraz da sebze. Meyve ve sebzelere bayılırım. Çok sağlıklı. Mesela biber alalım. Yeşil biber ve kırmızı domates alalım. İşte kırmızı domates burada. Ve havuç. Ve mısır. Nam 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 nam. Nefis. Oo. Burada ne varmış? Muz. Muz çok lezzetli ve sağlıklı. Portakal. Turuncu bir portakal. Bip 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 bip. Ayrıca bir elma ve armut alabiliriz.
Nefis. Oo, ayrıca dilimlenmiş domates alabiliriz. Ve bir bakalım başka ne var? Başka ne alsak? Spagetti makarna. Evet, spagetti makarna. Ve bir tane daha spagetti makarna. Ve bir tane daha spagetti makarna. Yiyecek alışverişini tamamladık. Hamur işlerine bakalım mı? Bir dilim pasta almadan gidemeyiz. Evet. İşte böyle. Şundan bir dilim alalım. Hop. Evet. Ah, harika. Çok lezzetli görünüyor. Nom 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 nom. Evet. Nom 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 nom. Çok lezzetliydi. Hadi gidelim. Oh. Ödeme yapmadan gidemeyiz. Acaba neler almışız? Hadi bir bakalım. Evet. İşte bitti. Evet. Şimdi gitmeye hazırız. Hadi gidelim. Evet. Alışverişi tamamladığımıza göre şimdi yemek yapabiliriz. Bunları buraya bırakalım ve bu tarafa geçelim. Evet. Harika. Bunlar pizza fırınları ve bunlar da pizza malzemeleri. Bunların hepsini kullanabiliriz. Şimdi size bir pizza yapacağım bakalım. Önce hamur işiyle başlayacağız. Peki ne istersiniz? Oo, biber sever misiniz? Tamam. Biraz yeşil biber koyalım. Oo, tamam. Bir tane daha. Pekala, bir bakalım. Pepperoni ister misiniz? Evet, biraz da pepperoni koyalım. 3 dilim pepperoni koyalım. 1, 2, 3. Evet, bakın. Bence bir şeyler daha ekleyebiliriz. Mesela mantar. Evet, mantara bayılırım. 1, 2, 3. Ve siyah zeytin. Nefis. Evet. Pekala. Tamam. Pizzaya bakın. Çok lezzetli görünüyor. Oo. Ve fırına koyuyorum. Evet. Biraz bekleyeceğim. Tamam. Hazır. Evet. Şuraya gidelim. Ve müşterilere servis edelim. Buyurun efendim. Pizzanın tadını çıkarın. Oo, burada ne varmış? Buradan? Evet, buradan sandviç sipariş edebilirsiniz. Sandviç ister misiniz? Evet. Sandviçleri severim. Tabağımızı alalım ve üstüne bir dilim ekmek koyalım. Tamam. Peynir ister misiniz acaba? Evet. Peyniri severim. Harika. Peyniri ekmeğe koydum. Ve oo, marul ister misiniz? Nefis. Marul çok lezzetli ve sağlıklıdır. Evet. Biraz da salam. Çok güzel görünüyor. Bunu da koyalım. Gördünüz mü? Başka ne koyabiliriz? Biraz daha sebzeye ne dersiniz? Evet. Mesela bir dilim domates. Harika. Aslında 2 dilim de olabilir. 1, 2. Pekala. Şimdi gereken tek şey bir dilim ekmek. Tamam. Nefis görünüyor değil mi? Tekrar servis edelim. Pekala. Buyurun efendim. Tamam. Onlara bardak da verelim. Sonrasında yemeğe hazır olacaklar. Size sarı bardak ve size de mavi bardak. Afiyet olsun. Oo! Bir yangın istasyonu. Yangın istasyonu 110. Bakın. İtfaiyeci bir erkek ve kadın. Ben de bir itfaiyeci olacağım. Merhaba. Hey. Hey. Merhaba. Merhaba. Hey.
Ve son olarak... Merhaba. Hey. Şimdi de itfaiye aracına binelim. Köpeğimi de alayım. Bana yardımcı olacak. Pekala. Evet. Hadi otur bakalım dostum. Evet. Ve şimdi de... Sireni çaldı. Şuna bak. Şapkamızı da takalım. Evet. Yangın istasyonundayız. Yangın musluğuna bağlanmalıyız. Hortumu getir. Hortumu bağladık. Şimdi içeri gireyim. Merhaba aşağıdakiler. Bakın bir itfaiyeci direği. Hazır mısınız? Yangını bulmalıyız. Bir yangın var. Gelin. Hadi arabaya binin. Tamam. Hadi gidiyoruz. Turuncu top. Mavi top. Wow! Evet. Mavi top. Bunu gördünüz mü? Bu da nedir böyle? Birkaç dişliye benziyor ve dönüyorlar. Evet, bunu döndürüyorum. Sanırım amacımız hepsini kullanarak bunu döndürmek. Evet. Bunları birleştirmeliyiz. Tamam. Sarıyı kırmızıyla birleştirelim. Kırmızıyı sarıyla birleştirelim. Maviyi de kırmızıyla birleştirelim. Tamam mı? Evet, gördünüz mü? Şimdi de maviyi maviyle birleştirelim. Mavi, mavi, kırmızı, sarı, kırmızı. Hazır mısınız? Vay canına! Başardık! Evet! Ne yaptığına bakın. Vay canına. Hey, şuraya bakın. Bu bir tırmanma duvarı. Üstünde bir sürü taş olan bir duvar. Evet, onlara tutunarak ilerleyebiliyorsunuz. Böylece yere değmeden karşıya geçebiliyorsunuz. Başardık. Çok iyiydi. Bu da ne? Üstünde hayvanlar var. Burada bir kaplumbağa var. Kaplumbağalar çok yavaştır. Bir köpek, bir tavşan ve bir papağan. Papağanlar hızlıdır. Acaba burada ne yapılıyor? Tavşana basacağım. Bitiş noktasına koştum ve tavşanı yendim. Pekala. Papağanı seçelim. Çok daha hızlı. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Evet, başardık. Merhaba. Bu oyuncak blokları duvara yapıştırıyorum. Ne yazdığıma bakın. Bakın, adımı yazdım. Adımı biliyor musunuz? Evet, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bakalım başkaları neler yazmış. Buraya benim eşyalarım yazmışlar. Ve Barış. Barış. Mutlu. Mutlu. Arkadaş, tıpkı sizin gibi sizler benim arkadaşımsınız. Ve sevgi.
sevgi. Ve benim kankam. Kankam. Ve müzede böyle bir sahne var. Evet, bir korsan gibi giyinip korsan taklidi yapabilirsiniz. Gardını al dostum. Oh, çung 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 çung. Çung 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 çung. Çing 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 çing. Bakın, bu da kılıcım. Çu 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 çu. Bakalım başka neler var. Oo, burada küçük boncuklar olan bir duvar var. Aa, ve rengi de kırmızı. Bunları itebiliyoruz. Harika bir fikrim var. Şunu izleyin. Bu çok eğlenceli. Ve ayrıca komik. Bu tarafa gelin. Bakın. Yüzüm, vücudum ve benim kollarım var. Bir avcı tarafından yakalanmış gibiyim. Gelin. Oo, çok güzel bloklar. Bunlar dikdörtgen. Oo, başka renkli bloklar da var. Burada yeşil var, pembe var, kırmızı var. Burada ne var? Vay canına, burası çok karanlık. İçeri gelin. Evet. Tamam, vay canına. Oo, burada bir ışık var. Bu ışıklı bir duvar. Şunu izleyin. Evet. Oo, adımı yazdım. B-L-I-P-P-I. Çok havalı. Evet. Ha, daha fazlası da var. Oo, aha, evet. Bu bir dans pisti. Bakın. Burada bir kamera da var. Oo. Oo. Sanırım bir tuşa basmalıyım. Bakalım. Pop, bale, Bollywood, Latin, country, hip hop, party ya da karışık. Evet. Bence party. Bugün yakın dostlarım olan X ailesiyle büyük bir çiftlikteyim. Herkese merhaba. Eğlenceli bir gün olacak. Çünkü atlara, ineklere ve diğer eğlenceli çiftlik aktivitelerine bakacağız. Hey Blippi, bir eğer getir de ata binelim ha. Çok eğlenceli olacak. Vay canına. Bakın nereye geldik? Gerçek bir inek ahırındayız. X ailesi atları getirecek. Ben de o sırada size etrafı gezdireceğim. Bakın, çoban köpeği işte burada kalıyor. Çok eğlenceli. Aa, bir tane daha var. Aa, gelin. Aa, oh, bir tane daha var. Oh, buraya gelin. Dışarıda çalışıyor olmalı. Çünkü kapısı açık. Kovboyların yanında olmalı. Hey, merhaba. İçeride kimse yok. Vay canına, şuna bakın. Hey! Saman, hey! Bir sürü saman. Ve bu samanlar çok lezzetli görünüyor. Şaka yapıyorum. İnek ve atlar için lezzetli. İnsanlar için değil. Wow! Gördünüz mü? Yakından bakın. Wow! Nefis! Thank you.
Hadi gelin. Oo, bakın. Burası hayvanların tutulduğu bir yer. Kafaları da burada oluyor. Çiftlik hayvanları doktora gitmek ve aşılarını olmak için burada tutuluyorlar. Aa, vay canına! Bir el arabası gibi. Ama çok düz. Samanları buraya koyuyorlar. Ve böyle sürüyorlar. Sonra da inekleri besliyorlar. Oo! 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 Aa, çok başım döndü. Evet, bir yer daha kaldı. İçeri gelin. Şuraya bak. Aa, burası dizgin ve eğer odası bakın. Aa, evet. Bir sürü eğer var burada. At binmek için yardımınıza ihtiyacım var. En güzel eğeri seçelim. Olur mu? Hadi. Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Ha! Evet. Bu harika görünüyor. Ama önce semer yastığı bulmalıyız. Evet, işte buradalar. Ah, hey, buraya gel. Şuna bir bakın. Ne renk olduğunu biliyor musunuz? Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Mavi. Tamam. Bu semer yastığını ve bunu alalım. Ayrıca yular ihtiyacımız var. Hadi gelin. Tamam, yuları aldım. Bunu eğere takalım. Tamam, işte oldu. Evet. Ah. Tamam. Eğer takımını getirdiğin için teşekkür ederim Rupi. Evet. Semer yastığını verir misin lütfen? Tamam. Önce bunu yerleştireceğiz. Semer yastığı ne işe yarıyor? Semer yastığı eğerin altına yerleştiriliyor. Ve ata rahat binilmesi için kullanılıyor. Eğer ise kovboylar oturuyor. Tamam. Yani eğeri semer yastığından sonra yerleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde atın üstüne yerleştiriyoruz. Böylece atı sürerken oturacak bir yerimiz oluyor. Bu da yular. Ve dizgin başlığı. Tamam. Kovboylar yuları atı yönlendirmek için kullanırlar. Oo. Direksiyon gibi. Buraya takıyoruz. Ve kulaklarının üstünden geçiriyoruz. İşte böyle. Sonra da yuları dizginlerle kontrol ediyoruz. Oo. Bunlara atın direksiyonu diyebiliriz. Tamam. Peki artık atı sürmeye hazır mıyım? Bence hazırsın Blippi. Evet Blippi, sıra sende. Tamam. Evet. Vay canına. Tamam. İşte başlıyoruz. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İşte gidiyorum. Bu at koyu kahverengi. Çok güzel bir at. Bu atın adı Süslü ve kendisi de çok süslü. Çok eğlenceliydi. Süslü sadece güzel bir at değil. O ve diğer atları inekleri çiftlikte yönlendirmek için kullanıyoruz. At
sürmek gerçekten çok eğlenceliydi. Bakalım bu harika çiftlikte başka neler var? İşte gidiyoruz. Wow! Hadi bakalım. Bu araca ATV deniyor ve 4 tekerleği var. 1, 2, 3, 4. Oh! Oh! Çiftlikte ATV sürüyoruz. Çok eğlenceli değil mi? Oh! Çiftlikte bir sürü kullanışlı makine var. Örneğin bu ATV. Ve... Bu damperli kamyon gibi. Ve bu orta boy kepçe gibi. Ve şimdi çiftliğin en büyük makinesine bakacağız. İşte bu büyük bir makineydi. Traktör park edildi. Yani yakından görmek için güvenli. Yanımda X ailesinden Cody var. Herkese merhaba. Size etrafı gösterecek. Hazır mısınız? Evet. Hadi gidelim. Pekala. Bu traktör aslında yangın söndürmek için kullanılıyor. İtfaiye aracı ve canavar kamyonun birleşimi gibi. Şu büyük tekerleklere bakın. Bunlar tıpkı canavar kamyon tekerleği gibi. Büyüklüğüne bakın. Bunlar tehlikeli alanlarda aracın çamura saplanmasını engelliyor. Bir de önüne bakalım. Burada saban ve koruma demiri var. Burası yere iniyor ve etraftaki çalıları iterek bir emniyet şeridi oluşturuyor. Böylece yangın emniyet şeridine geldiğinde duruyor. Bir de arkaya bakalım. Arkada dev bir su tankımız var. Bunun içi su dolu. İçinde yaklaşık 4000 litre su var. Burada bir hortum makarası var. Bu kırmızı hortumu çıkarıp yangını söndürmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca üst tarafında dönerek su fışkırtan bir monitör var. Ama bunu göstermeden önce içeri geçelim, olur mu? Pekala, şimdi traktörün içindeyiz. Size etrafı göstereyim. Bu traktörü kullanmamızı sağlayan direksiyon. Evet. Ve burada da tüm ayarları gösteren bir panel var. Bu tuşa basarak korna çalabilirsiniz. Gördünüz mü? Şimdi de aşağı bakalım. Bu fren pedalı. Bu da gaz pedalı. Bu ufak vites kolu da traktörün önündeki bıçağı kontrol ediyor. En havalı yeri göstereyim mi? Bu kol tazyikli su makinesini kontrol ediyor. Hadi biraz su fışkırtalım. Bu çiftlikte vakit geçirmek çok keyifli.